Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizinle yine güzel ritüeller paylaşmak istiyorum. Videolarımı seyreden sizin gibi güzel dostlarımız, güzel arkadaşlarımızın talepleri var. Mesela küs olanlar barışsın ya da giden sevdiği ya da giden eşi geri gelsin diye bizden dua ve ritüeller istiyorlardı. Ben de acizane yine kendileriyle güzel dualar paylaşmak istedim. Evet, yine Mıknatıslı Dualar kitabımızda görüyorsunuz. Buradan ben size yine güzel bir dua öğreteceğim. Bir saniye. Evet. Ama tabii bunun içinde mesela küs olan bir insanın barışması için, gidenin gelmesi için her zaman Allah'tan her şeyin hayırlısını istemek lazım. Pozitif olmak, dua etmek, tövbe etmek, çoluk çocukları sevindirmek, hayvanları sevindirmek. Hep bunlar dualarımızın bizim kabul olması için geçerli ve yapmamız gereken benim size önerilerimden biri acizane. Daha çabuk Allah'ın izniyle, bir de güzel vakitlerde dua ederseniz, güzel zamanlarda, perşembe akşamlarında, cuma günleri daha da tesirli etkili olur. Evet, yine kitabımızdan en tesirli muhabbet dualarında Mümteniye suresi, Kur'an'ımızda Mümtehine suresi, evet, 7. ayetini, o kişiyle aranızda muhabbet olsun veya düzelsin diye ya da küs olan bir insanın size barışması için 71 kez okumanız yeterli. Resmini veya yüzünü sizinle güzel muhabbeti olsun niyetiyle okunur. Ardından da bir defa İnşirah suresi okumanız yeterli. Mesela geçimsiz kaynana olur, akraba, görümce, elti ve herkes için okunabilir. Biz her zaman bize taş atana, biz de ekmek atalım ki onlarla aramızda her zaman bir muhabbet, bir samimiyet olsun. Unutmayalım ki Allah'ın değirmeni yavaş dönermiş ama her zaman Allah'ın değirmeni ince öğütür her şeyi. Böyle de güzel bir mecazi bir söz var. Mümtehine suresinin 7. ayetini ben aşağıda yine size paylaşırım. Evet, arkasında İnşirah suresini okuyacağız. Ve de yine Yasin suremizde ayrı olan eşleri birleştirmek için gece yarısından sonra bir tane Yasin Şerif okunur. Şöyle okunuyor, şöyle bir tertip var. Yasin suresini okurken de her müminde Yasin suresinde tam 7 tane mümin durakları var. Ayetlerin sonunda mümin kelimesi geçiyor. Evet. Bu mümin kelimesinde bin defa, her müminde bin defa ya cami ya vedud ismini zikrediyoruz. Ve bunu her müminde okuyoruz. Tam 70, toplamda 70 adet oluyor. Bunu inşallah faydasını görürsünüz. Sevdiğinize küs olan insan hemen barışır. Ve bana da dua ederseniz, kanalıma abone olursunuz, benimle paylaşırsınız, ben de memnun olurum. Teşekkür ederim efendim.